Çocuğumu tedavi ettirmek için Antakya Hastanesi'ne gittim. Babam, eşim Necla Nur. Bir de Aziz Yusuf, oğlum zaten bu gördüğünüz gibi. Biz babamla birlikte kantinde oturuyorduk. Ben masaya kafamı koymuştum, uyukluyordum. Sarsıntının orada biraz bağırışlar, çağrışlar duydum. Sonra bir baktım babam karşımda. Ben direkt şeye doğru kaçtım. Poliklinik kapısına doğru kaçtım. Kapıya vurdum kendimi. Kapı saat 5'ten sonra kilitledikleri için kapı açılmadı. Bir daha vurdum kendimi, gene açılmadı. Sonra orada büyük bir blok vardı. Ayak vardı. Ayağın dibine çömeldim. Hemen deprem pozisyonu aldım. Elimi kafama koydum. Sonra orada bir arkadaş daha hemen geldi yanıma, Mustafa Avcı. O da benim yanımdaydı hemen. O geldi. Sonra onun elini tuttuk birlikte beraber. Bir baktım ondan sonra betonlar üstümüze yığıldı. Yani böyle gidip gidip geliyoruz. Sürekli gidip gidip geliyoruz. Ondan sonra bir baktım. Deprem pozisyonu aldıktan sonra yere düştüm. Elimi kafama koydum. Üstüme betonlar düştü. Betonlar düştü. Orada lobi sandalyesi vardı. Bir de yukarıdan sedye düşmüş. Bizim yoksa üstümüz normalde boştu. Sedye düşmüş. O ikisinin arasında kaldık. Sonra Mustafa abi, o da laboratuvarda çalışıyormuş. Onunla birlikte yaşam mücadelesi verme. Onun ayağının altında kalmıştı. Ayağı altında kalmıştı dedi. Ayağıma bak dedi. Ayağımın durumu nasıl dedi. Ayağına telefonumun şarjı vardı. Işıkla açtım. Ayağına bakayım derken ayağı enkazın altında kalmıştı. Bloğun altında. Durumunun kötü olduğunu söylemedim yani. Ayağı biraz şey olmuştu. Şişme gibi olmuştu. Kötü olduğunu söylemedim korkmasın diye. Ayağına bakayım derken orada bir lobilerde duran çiçekleri, canlı çiçekleri gördüm orada. O çiçeği görünce hemen elimi attım, ayağımla onu çektirmeye çalıştım. Çektirdim kendime doğru. Çiçeği şeyinden çıkardım, toprak kutusunda çıkardım. Dedim bunu yeriz biz dedim. Yani biz zannediyoruz ki 2-3 güne kadar kurtuluruz falan zannediyoruz. Yani kendi tahminimizce öyle. Sonra onları böyle parmak uçları kadar küçük küçük yaptık Mustafa kardeşimle birlikte. Onları yemeye çalıştık. Yani bu parmak ucu kadar o bulsa, yani etrafta ne bulsa yarasını o kendisi yiyor, yarasını ben yiyordum. Yani iyi ki de Mustafa'yla birlikte denk gelmiştik. Yoksa yani tek başımıza olsaydık kafayı yerdik. Sadece çiçekler mi vardı? İçecek ne yaptınız, yiyecek? İçecek kendi idrarımızı içtik sürekli. Yani Mustafa da laboratuvar hemşiresi olduğu için Mustafa daha doğrusu bana söyledi. Şarjım bitene kadar 4 gün boyunca günün değiştiğini anladım. Sabah saat 7'de alarm çalıyor ya. Telefonumun 4 gün boyunca günün değiştiğini anladım. Sonra telefonumun ekranı gitti. Yani inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Yani böyle yaşamak için bir 112 yaptınız. hırs yaptım. Sonra arkadaşım 4 gün sonra arkadaşım dedi ki betona daya dedi telefonu dedi. Şarjım çok az kalmıştı o sürece %8 %10 kalmıştı. Duvarla aramızda 1,5 karış falan bir mesafe vardı yani üstümüze yığılan enkazla. 112 aradım. Yanılmıyorsam Yeliz miydi, Filiz mi diye bir kadın açtı. İstanbul'dan açtı. Abla dedim, ben dedim Hatay Antakya'dan arıyorum. Özel Akademi Hastanesi'nin dedim altında dedim. Acil tarafında değil dedim. Öbür tarafta dedim. Camların altında, enkazın altında kaldık dedim. Ben öyle diyorum, sesin kesildi dedi. Bir daha tekrarladım bu söylediklerimi. Sonra yalvarıyorum dedim, bize yardımcı olun dedim 112'ye. 112 dedi ki bana telefon numarası verin dedi. Ben kendi telefon numaramı verdim. Ya dışarıda abim iki de aklıma verecektim. Dedim beni konumumda belki bulurlar diye. Onu düşüncesinde de kendi numaramı verdim. Kendi numaramı verdikten sonra biz size dönüş yapacağız dedi. Ondan sonra şarjım bitti. Telefonumun şarjı bitti. Ondan sonra yani dışarıda hiçbir haberim yoktu. İnancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Sürekli dedim yaşamak istiyorum ben. Sürekli yaşayacağım dedim. Yanımdaki arkadaşım sağ olsun o bana destek oldu. Ben ona destek oldum. Yani son zamanlar artık yani kendimi evimde hissediyordum. Yani böyle Alışmışsın. ailem yanımda hissediyordum. Yani beynim artık susuz kala kala asilasyon görmeye başladım böyle. Ailem yanımda, annem yanımda, babam yanımda. Yani kendimi diyordum ben işe gidiyorum diyordum. İşteyim şu an diyordum. Bilmem böyle kendimi öyle odaklamıştım. Yani aileme olan sevgimi, inancını kaybetmedim. Öyle yaşamaya devam ettim. Eşime olan sevgimi, inancını kaybetmedim. Öyle yaşamaya devam ettim. Çocuğuma olan, Aziz Yusuf'uma olan inancımı kaybetmedim. Öyle yaşamaya devam ettim. Yani altta çok zor zamanlar geçirdim ama hiçbir zaman için inancımı kaybetmedim. Üstte olan bütün seslerin hepsini duyuyordum. Bizim
ana caddeye çok yakın olduğu için ambulansta, iş makinesinde bizim sesimizi duyur, biz kendimiz sesimizi duyuramıyorduk. Orada sedyeye falan ayaklarımla falan vurmaya çalışıyordum. Ses çıkarmaya çalışıyordum. Köpek sesini falan yani duyuyordum ama ben kendi sesimi duyuramıyordum. Bağırıyorduk orada sürekli bir şeylere vurmaya çalışıyorduk. Asma tavana neye vurmaya çalışıyorduk. Artık böyle nabzımın böyle biteceğini anlıyordum. Elimi böyle nabzıma koyuyordum. Böyle lık lık diye böyle duracak gibi oluyordu. Hemen oradan toprak basıyordum nabzıma soğuk olduğu için. Şey basıyordum, fayans parçası çok soğuk olduğu için onu basıyordum. Öyle kendime geliyordum. Sürekli bayılıyordum. Yani bayıldığımı hissediyordum. Yani bir gün hiç boyunca, bir gün, 2 gün hiç uyumadım. Uyku yani uyuyamıyordum yani ne yapıyorsam. O anlar hep bilincimi kaybediyordum. Son böyle birdenbire kepçenin bizim olduğumuz yere vurmasıyla birlikte bir sarsıntı geldi böyle bana. Aklım yerine geldi. Aklım yerine gelince ben hemen ayağımı vurmaya başladım sedyeye. Orada kepçe dedi, aha bir ayak gördüm dedi. Ayak gördüm deyince ben sevindim, bağırdım. Dedim buradayız dedim, 2 kişiyiz dedim, yaşıyoruz dedim. Yaşıyoruz dedim. Adam dedi ki, aha burada bu ayağı görmeseydim dedi. İyi ki de ayağını salladın dedi. Ayağını görmeseydim dedi. Dedi sizi dedi yoksa dedi kepçeni alıp atacaktım dedi. Antakya Akademi Hastanesi'ne gittik. Torunumu götürdük. Oğlumla beraber. Gelinimle oğlumla. Tabii biz yoğun bakıma aldılar onları. Bize dediler ki siz burada beklemenize gerek yok. Biz kantine indik. Kantinde otururken yer sallantısı oldu. Yer sallantısı oldu. Millet hepsi kaçışmaya başladı. 20-25 kişi vardı şeyde kantinde. Onlar kaçışınca benim oğlumla beraber merdivenin başına kadar beraber geldik. Ben çağırdım oğlum yanıma gel yanıma gel gelmedi. Ben merdivenin ikinci basamağına indim. Orada kaldım. Kaldım. Korkulukta tuttum öyle kaldım. Sallandı sallandı sallandı. Bir gözümü açtım baktım ki buraya kadar şeyin içindeyim. Harfiyetin içindeyim. Harfiyetin içindeyim. Ellerimle açarak aşağıya indim. Aşağıya indim. Polonik diye kapı yazıyor. Orada depine vurdum cam kırılmadı. Sonra orada bir şey aldım. Bir harfiyet parçası aldım vurunca cam kırıldı. Ben dışarıya çıktım. Dışarıya çıktım baktım ki arabaya koştum. Arabaya koştum baktım bizim araba öbür binanın altında kalmış. Öndeki binanın altında kalmış. Sonra o zamana kadar orada bir tane bir arkadaş vatandaş duruyordu. Hemen onun yanına koştum. Onun yanına koştum. Arabanın içine oturduk. Şiddetle hala sallanmaya başlıyor. Ben dedim ki abi frene bassana dedim. Bu araba gidiyor dedim. Abi dedi, el frenini de çekmişim frene de basmışım dedi. He. Tabi bir anda yağmur bir fırtına bir yağmur bir fırtına. Sonra ortalık ışıyınca bir baktım ki önündeki 7 katlı bina dümdüz olmuş. Bizi sonra yukarıya çıktık. Binanın üzerine çıktık. Binanın üzerinde 2 tane bir el gördük. Bir bayan eli. Gittik onu kendi çabalarımıza tabi orada olan arkadaşlarına onu kurtardık çıkarttık. Bir tane daha baktım orada bir tane daha var. Onu da çıkarttık. Bir tane de 55-60 yaşlarında çıkarttık getirdik zaten. O da sen sağ ol ölmüştü kardeşim. Bina yıkıldı. Sanki ben belledim ki dünya takla atıyor belledim. Böyle gümbürtüde. O kadar yüksek O ses. kadarki yüksek ses dünya alt üstü döndü belledim. Tabi o esnada merdivenin başındayken zaten ben gözümü yummuştum. Dünya dönüyor diye gözümü yumdum. Çıkınca işte sabahleyin de onları çıkarttık. Tabii ben baktım ki benim oğlum yoktur. O yanına bu yanına bağır çağır yok. O ya, işte bakayım 11 gün orada bekledim. 11 gün orada bekledim. 11. gün oğlum Mustafa ile beraber eve geldik. Gece saat 1'de oğluma telefon geliyor. Diyor ki Mehmet Ali Şakiroğulları'nın abisi sen misin diyor. Evet diyor. Diyor tamam kardeşiniz çıktı diyor. Ben diyor Denizli bir doktor Tarık diyor benim elimin altında gelebilirsiniz diyor. Biz burada hemen Tartu'yu kalktık çektik gittik. İşte çok şükür işte kavuştuk. İçimde daima hissediyordum ki sağ çıkar diye. Hissediyordum kalan hislerim de kesilmeye başlıyordu kalan. Ümidi yitirmeye başladım. Ümidi yitirmeye başlıyordum. 2 gün harfiyat atmış He. 2 gün harfiyat attım tek yol açmak için kürene. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.
ayaklarını taksaydık. Allahu Ekber. Allah var arkadaşlar. Arkadaşlar sessizlik. Hakimi kapa. Abi kapa. Annemler ne yapıyorlar annemler? Hepsi kurtuldu. Hepsi kurtuldu mu Nazlı? Sesi, duyuyor mu seslerini?